Merhum Doktor Emin Acar'ın cenazesine katıldıktan sonra öğle yemeğinin akabinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşı da değerlendirdi. Azerbaycan'a biliyorsunuz öteden beri Ermenistan'ın ve Ermenilerin saldırıları var. Şimdi bir yenisini daha ibretle izliyoruz. Orada öncelikle şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Ermenistan'ın da bir an önce bu saldırgan tutumundan vazgeçmesini Türkiye olarak ifade ediyoruz yani. Et fiyatlarını değerlendiren Bakan Çelik, et fiyatları her yerde olmasa da birçok yerde stabil hale geldi diye konuştu. Evet, fiyatları yani her yerde olmasa da birçok yerde stabil hale geldi. Et fiyatlarının düşmesi diye bir şey yok. Et fiyatlarında haksız, spekülatif kazancın biz karşısındayız. Yoksa et fiyatlarının maliyetlerini biliyoruz. O maliyetler çerçevesinde bir kar oranı serbest piyasada eyvallah, ama siz çok astronomik olarak bir fiyat piyasada cari kılmaya çalışıyorsanız, buna tabii ki yönetim olarak 78 milyon hukukunu koruma adına karşı çıkmamız gerekiyor. Biz de bu çerçevede tepkimizi gösterdik. Kargas etimiz şu anda 23.3 liradan kargas olarak yağsız et, et süt kurumunda 7.000 tonun üzerinde var. Bütün kasaplara açık. Herkes alabilir. Herkese ulaştırabiliriz, verebiliriz. Ayrıca 80 bine yakın da şu anda sözleşmeli kesilecek hazır hayvan var. Dolayısıyla Türkiye'de et sıklığı, sıkışıklığı veya yokluğu diye bir şey söz konusu değil. Hayvan varlığı ile ilgili bir sorun söz konusu değil. Ama biz maliyetleri, girdileri düşürerek et fiyatlarını aşağı çekeceğiz ki içerideki hayvan varlığımız zarar görmesin. Hayvan varlığımız artarak devam etsin. Genç çiftçilere yapılacak olan desteklerden de bahseden Çelik şunları söyledi. Şimdi başbakanlığa gönderdik. Bugünlerde yanılmıyorsam belki de yayınlanmış da olabilir. 30.000 TL hibe genç çiftçilerimize, 40 yaşına kadar olan vatandaşlarımız 30.000 TL hibe alabilecekler. Biz bunları nakdi olarak vermeyi düşünmüyoruz. Valilere de yazılarımızı gönderdik. Aynı olarak vereceğiz. Diyelim ki köye dönmek isteyen veya kırsala dönmek isteyen bir gencimiz 30.000 TL'nin yerine belki 5, belki 6 baş hayvan alacak. Bunun yanında 50.000 TL'de faizsiz kredi imkanı var. Ayrıca tarım kredinin imkanları var. Ziraat Bankası ile görüşmelerimiz iyi bir noktada. Ziraat Bankası'nın sunacağı krediler var. Yani şehir hayatında çalışarak elde edemeyeceği birçok imkanı köye dönerek, kırsala dönerek elde etme imkanını oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için ben çok önemli sayıda genç kardeşimizin köye dönüp hayvancılıkla, tarımla, bitkisel üretimle meşgul olacağı inancı içerisindeyim. Bu imkanlar son derece önemli imkanlar. Bugünlerde seçim vaadi olarak Sayın Başbakanımızın açıkladığı çiftçilerimize 30.000 lira hibe bugünlerde yürürlüğe giriyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye göçün sorulması üzerine Çelik şunları söyledi. Bu tabii Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma neticesinde şimdi geri kabul dediğimiz bu kabulü Türkiye buradan giden veya başka yerlerden o adalara giden Suriyeli vatandaşları veya yabancıları geri veriyor. Gelen her Suriyeli için bir Suriyeli buradaki kamplarda veya çeşitli şekilde bulunan, tespit edilen Suriyeli Avrupa Birliği ülkelerine verilecek. Bu hükümetler arası, Avrupa Birliği ile hükümetimiz arasında bizzat Sayın Başbakanımızın iştirak ettiği toplantılarda alınan kararın uygulaması dün itibariyle veya bugün itibariyle, bugün itibariyle başladı. Ve gayet sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Türkiye tabii ki 4 Mayıs tarihine kadar üzerine düşenler var. Bu süreç içerisinde yani o yapılan o anlaşma çerçevesinde Avrupa Birliği üzerine düşen sorumluluklar var. Bunlar o anlaşma çerçevesinde devam ediyor. Yoksa anlaşmanın ötesinde cereyan eden herhangi bir hadise yok.